sürpriz. Ne çıkacak acaba, yapıştır boya katla. Tüm cevaplar sürpriz kutusunda, atma sakın atma. Sen de düşün, bul ve tasarla. Neşeyle, merak ve heyecanla başla, armanın coşkusu başlıyor bak sürpriz kutusu. Dönüş Trator! Ay çok korktum! Ama olmaz ki! Dönüş Trator, ben seni korkutacaktım, sen beni korkuttun! Evet, doğru söylüyorsun Dönüş Trator. Ama giderken avlandım. Balonlar! Balonlar! Tam seni korkutacaktım, evet. Balonları sana getirdim ama artık stüdyonun tavanını süsleyecek Dönüş Trator. Evet, olsun, doğru söylüyorsun. Sana yapacak başka bir şey buluruz. Sevgili arkadaşım, sen gelmişsin. Hoş geldin sürpriz kutusuna. Dönüş Trator, sevgili arkadaşımızı artık çok daha fazla bekletmeyelim ve biz hemen programımızı açalım, öyle değil mi? Ne diyorum sevgili arkadaşım? Hofusu, popusu. Hadi hep birlikte söyleyelim. Gelsin sürpriz kutusu. Geldi sürpriz kutusu. O zaman ne yapıyorum? Hemen alıyorum sürpriz kutumu ve masama geldim. Hadi açalım, hadi açalım. Sürpriz kutusunu hemen açalım. Malzemeler az mı çok mu? Hadi çabucak bakalım. Hadi açalım, hadi açalım. Sürpriz kutusunu hemen açalım. Malzemeler az mı çok mu? Hadi çabucak bakalım. Hadi açalım, hadi açalım dedim ve açtım. İçinden ne çıkıyor? Aa, bu ne? Oo, kullanılmış sulu boya. Ne güzel. Dönüş Trator, peki burada ne var? Bakalım. Aa, bu da mı? Sulu boya. Değişik renkte sulu boyalar. Başka bir şey yok. Peki o zaman sol çekmecemde ne var? Açıyorum, bakıyorum. Sulu boya. Ne güzel. Bugün demek ki sulu boyayla bir şeyleri boyayacağız. Burada da sulu boyalar. Aman ne güzel Dönüş Trator. Rengarenk sulu boyalarım. Peki bakıyorum şimdi. Hobi tutkalı. Hobi tutkalı da burada var. Ve burada sürpriz kutumun anahtarı. Hemen bakıyorum. Sürpriz kutumun kapağını açıyorum. İçinde ne var? Beyaz kartonlar. Ha ne güzel. Ve kağıt tabak, beyaz kartonlar. Dönüş Trator. Kağıtları, kartonları pişirip mi yiyeceğim yoksa bu tabağın içinde? Onu mu demek istiyorsun? Dönüş Trator, şaka yapıyorum tabii ki. Bu kağıtlar yenmez. Tamam, kağıtları yemeyeceğim. Evet, pişirmeyeceğim. Ama bu kartonlarla ne yapacağım? Top mu yapsam tabaktan? Ama tabaktan top olmaz. E kartonlardan da top yapamam ki. Nasıl top yapayım? Peki, başka yuvarlak ne olabilir? Düşünlemi düşün, düşün, düşün. Tekerlek. Evet, tekerlek de yuvarlak. Aslında tekerlek olur. Ama burada bir tane tabak var. Yani bir tane tekerlek varsa o zaman ne yapabilirim? İki tane olsaydı bisiklet yapardım mesela, değil mi? Tabağı şablon olarak kullan diyor. Evet, eğer tabağı şablon olarak kullanırsam kartonun üzerine istediğim adette ve boyutta yuvarlak çizebilirim. Hatta bir sürü yuvarlak çizerim, araba bile yapabilirim yani, değil mi Dönüş Trator? Evet Dönüş Trator, haklısın. Araba yapabilmek için 4 tekerlekten daha fazla malzeme gerekiyor. Peki başka ne? Aa, bir dakika. Dönüş Trator, bir şey geldi aklıma. Yuvarlak. Uçan yuvarlak bir şey. Havaya doğru gidiyor. Ha, balon gibi yani. Bir sıcak hava balonu yapabilirim mesela. Uçacak mı diye soruyorsun Dönüş Trator. Hayır. Bu bizim balonumuz uçmayacak. Ama sıcak hava balonları bizim ülkemizde Kapadokya'da var. Böyle bir sürü rengarenk sıcak hava balonu havada uçuyor. Düşünsene. Balonun içine biniyorsun ve gökyüzüne doğru havalanıyorsun. Evet evet. Sıcak hava balonu yapalım. Hatta nasıl yapalım biliyor musun? Anlatıyorum.
tabağı şablon olarak kullanırım. Ve beyaz kartonun üzerine 4 adet daire çizerim. Altlarına birer dörtgen eklerim. Kenarlarından keserim. Tutkalla süsleme yaparım. Sulu boyayla boyarım. Tüm daireler kuruduktan sonra ortalarından kıvırıp birbirlerine yapıştırarak 3 boyutlu bir balon şekli elde ederim. Alt kısımlarına birer delik açarım. Balonun altını oluşturacak bir malzeme bulup iple balona bağlarım ve uçan balonumu tamamlarım. Şimdi ben bu tabağı nasıl kullanacağım sevgili arkadaşım? Beyaz kartonlarımı alıyorum ve beyaz kartonlarımdan 4 adet yuvarlak çizeceğim ve keseceğim. Tabii ki 4 tane var mı? Heh, 4 tane var. Tamam, çok güzel. Çiziyorum. Bunlardan bir tanesini alıyorum. Mesela bu olsun. Alt tarafına bir tane dörtgen yapıyorum sevgili arkadaşım. Bu benim şablonum olacak. Tamam. Şimdi bunu sevgili arkadaşım kesiyorum. Evet, bu dörtgen yaptığım daire şeklini kestikten sonra sevgili arkadaşım diğerlerini örnek olarak kullanacağım. İkinci örneğimi alıyorum sevgili arkadaşım ve üzerine koyuyorum. Bunu şablon olarak kullanıyorum. Bu şablonu koyduktan sonra aynı şekilde bu parçaya da bir dörtgen çiziyorum ve kesiyorum. Sevgili arkadaşım, parçalarımı kestim. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Süslemeye geçeceğim. Bu parçalarımı nasıl süsleyeceğim? Şimdi 4 tane parçam var. Hobi tutkalıyla, hani kutumdan işte bu hobi tutkalı çıkmıştı ya, bununla süsleyeceğim. Nasıl süslüyorum? 4 parça, 4'ünü de ayrı ayrı süslüyorum. Böyle dalgalı dalgalı bir şekilde buraya sıkıyorum. Tamam. Sonra kenara kaldırıyorum. İşte 4'üne de aynı işlemi yapıyorum. İşte sevgili arkadaşım, şimdi birazdan sulu boyayla da boyayacağım, süslememe devam edeceğim. Ama tutkalın kuruması gerek. 15-20 dakika kadar beklersem tutkal kuruyacak. Bakalım tutkallarım kurumuş mu sevgili arkadaşım? Evet, kurumuş, güzel. Şimdi de şu diğer iki parçama bakayım. Onlar da... Evet, kurumuş. O zaman ben ne yapıyorum? Bu 4 parçamı güzel bir şekilde sulu boyalarımla boyamak istiyorum. Sulu boyalarımı alıyorum. Ben suyumu da hazırlamıştım. Suyumu da buraya koyuyorum. Bir tane de fırça. Fırçamı önce biraz ıslatıyorum sevgili arkadaşım. Sonra hayal gücümde hangi rengi istiyorum? Mesela mavi olsun. Gökyüzünün mavisi. Ve buradan biraz kırmızı alıyorum. Dönüştüratör, bu balonlar nasıl uçuyor biliyor musun? Ben biliyorum dönüştüratör. Bana Kapadokya'da anlatmışlardı. Bir cismin havaya yükselebilmesi için havadan hafif olması gerekiyormuş. Sıcak hava soğuk havadan daha hafif olduğu için balonun içini sıcak havayla dolduruyorlar ve balon yükseliyor. Uçmaya başlıyor. Ne harika değil mi? Heh, kırmızım bitmiş. O zaman fırçamı temizliyorum ve yeni rengimi seçeceğim sevgili arkadaşım. Hangi rengi seçsek acaba? Turuncu çok güzel olabilir. Bir fırça alıyorum, ıslatıyorum fırçamı ve turuncu rengimden alıyorum ve bu bölümde turuncu olsun istiyorum. Evet sevgili arkadaşım, birinci parçamın boyaması bitti. Şimdi şöyle onu kenara kaldırıyorum ve ikinci parçama geçiyorum. Şimdi onu da boyayacağım ve son sarı rengini sevmiştim. Bunun üzeri sarı olsun. Böyle böyle 4 parçamı da güzelce boyayacağım sevgili arkadaşım.
Tamam, dördüncü parçamı da boyadım. Şimdi o da şöyle kenarda kurusun. Ben de bu arada balonumun altını yapayım. Evet evet, bilmece isteyeceğim. Ve bilmecem geldi. Bakalım dönüştüratör bana nasıl bir bilmece sormuş. Zor mu, kolay mı? Hemen okuyorum. Ürgüp, Niğde, Kapadokya. Rengarenktir gökyüzü orada. Güvenle yükselir ısındıkça havaya. Hmm. Korkma, tadını çıkar içindeysen o sırada. Korkma, tadını çıkar. Korkacak bir şey mi yani? Hmm, güvenle yükselir ısındıkça havaya yükseliyor. Rengarenktir gökyüzü. Gökkuşağı mı yoksa? Gökkuşağı olamaz. Gökkuşağı olamaz çünkü içine binemiyoruz tabii. İçindeysen o sırada diyor. Korkma tadı... Aa, tabii ya! Benim şu anda yaptığım faaliyetle ilgili bir bilmece sordun dönüştüratör bana. Sıcak hava balonu. Kapadokya, Niğde, Ürgüp doğru mu? Evet doğruymuş. Bak bir de nasıl gülüyor. Gerçekten Kapadokya'nın semalarında böyle uçağın böyle bir sürü balon vardır ve hepsi rengarenktir. O yüzden böyle bakarsın farklı renkler görürsün. Bir sürü uçağın sıcak hava balonu. Bak işte benim balonum da burada. Açıyorum. İçinde ne var? Aa! Bu benim nasıl aklıma gelmedi? Tuvalet kağıdı rulosu. Evet tuvalet kağıdı rulom. Biraz uzun. Ben bunu kısa kullanmak istiyorum sevgili arkadaşım. En iyisi onu makasımla keseyim. Kesersem daha rahat kullanabilirim ve projeme uygun olur. Şimdi boyamak da istiyorum. Acaba hangi renk olsa? Mavi. Evet, bu parçayı güzelce boyadık. Sevgili arkadaşım biraz kuruması gerekiyor bunun. Şimdi, evet, boyaları şöyle koyalım. Malzemelerimizi de. Ve balonum, sevgili arkadaşım, kuruyan bir parça balonumu alıyorum. Benim şimdi yapmak istediğim şey şu sevgili arkadaşım. Bu benim sepetim, bu da balonum. Böyle diye uçacak. Buraya da insanlar binecek. Ama sepetle balonumu birbirine nasıl bağlayacağım? Bir şekilde bağlamam gerekiyor. İp olabilir, yün olabilir. Evet ama bunu sanırım ağacımdan bulabilirim. Hadi gel bir bakalım. Ağacımda buna uygun bir malzeme var mı yok mu? İp olur. İplerim var aslında. Aa, tamam yün. Yün daha iyi. Bak yün daha da kalın. Bağlaması kolay ve yeşil, güzel. Aslında bu daha iyi olur. Tamam ben bunu seçtim sevgili arkadaşım. Bununla sepetimi ve balonumu birbirine bağlayacağım. Nasıl yapacağım? Gel beraber yapalım. Şöyle yarım karış kessem iyi olacak. Bunu kesiyorum şimdi. Bundan dört tane kesiyorum. Sonra sevgili arkadaşım plastik kürdan. Senin evde mesela normal kürdan olabilir. Küçük başka kesici bir alet mutlaka bir büyüğünden yardım isteyerek elini acıtmadan şöyle sepetime dört tane delik açıyorum. Yün ipimi biraz kürdanla itiyorum. Bak delikten hemen geçti. Arkadan da elimle onu alıyorum ve bağlıyorum. Yünümü bağladım, sıktım. Şimdi sevgili arkadaşım ikinci ipimi de aynı şekilde bağlıyorum. İçine doğru itiyorum yünü ve parçasını çekiyorum, bağlıyorum. Sepetim tamam. İpleri de güzel. Heh, şöyle kenara kaldıralım. Ve bu balon parçalarımı birleştirmem lazım. Sevgili arkadaşım çok kolay, çok basit. Hemen beni takip et. Birlikte birleştirelim. Bir parçamı alıyorum. Sonra bu parçayı sağ tarafını sol tarafına katlıyorum. Evet, bunu da katladım sevgili arkadaşım. Oldu sana. Bak böyle 1, 2, 3, 4 tane parça. Şimdi bunları birleştireceğim. Önce mesela 2 tanesini alıyorum. Birbirine yapıştırıyorum. Müzik
Şimdi diğer parçayı da aldım. Onda da bazı ölçü problemleri olabilir. Bakalım önce ataşlarını çıkarıyorum. Tamam. Şimdi yapıştırıcı sürülmeyen işte bu yüzler. Kartonlarımın dört tane yüzü, dört yarım yüz birbirine yapışacak. Nasıl yapışacak? Hop diye yapışacak. Şimdi sevgili arkadaşım gördüğün gibi balon güzel oldu ama sepetler arasında fark oldu. Onu ne yapacağım? Tabii ki hemen makasımla düzelteceğim. Şimdi gördüğün gibi tabii dört tane ipim var. Bu dört ip balona bağlanacak. Demek ki burada dört tane kenarıma dört delik açmam gerekiyor. İşte dördüncü deliğimi de açmış bulunmaktayım sevgili arkadaşım. Delikler tamam. Şimdi iki parça birbirine bağlanacak. Dönüştüratör, ben son aşamadayım. Sen ne durumdasın? Yetiştiremiyorum deme sakın. Merak etme, yetişecek diyor. Ama yine her zamanki gibi ser verip sır vermiyor. Dönüştüratör. Hayır. Ben sana kötü bir şey söylemedim. Ser verip sır vermemek bir deyim. Ne olursa olsun sırrını söylememek, sırrını saklamak demek. Evet, şimdi sevgili arkadaşım sepetimle balonumu birleştiriyorum. Nasıl birleştiriyorum? İşte bu dört ipi sırayla balonumun deliklerinden geçiriyorum. Yine plastik kürdanını sonuçta yardım için kullanabilirsin. Ben benimkini kullandım. Uçmaya hazır. İçinden sıcak hava püskürtler. Turistler Kapadokya'yı geziyorlar. Dönüştüratör, benim projem tamam. Ben sevgili arkadaşıma bu projeyi nasıl yaptığımı anlatırken sen de kendi projeni tamamla. Sen de mi tamamladın projeni? Bitti yani senin projen de. Tamam, öyleyse ben sevgili arkadaşıma bunu nasıl yaptığımı anlatıyorum. Sonra projeleri değiş tokuş ederiz. Tabağı şablon olarak kullandım ve beyaz karton üzerine 4 adet daire çizdim. Uçlarına da birer dörtgen çizdim ve kestim. Tutkalla desenler yaptım. Tutkal kuruduktan sonra sulu boyayla boyadım. Ruloyu ortadan ikiye kestim ve boyadım. Üst kenarına 4 adet delik açtım. Daireleri ortadan ikiye katladım ve birbirlerine yapıştırdım. Alt kısımda kalan dörtgenlere de birer delik açtım. Rulo ve balonu renkli iplerle bağlayarak birleştirdim ve sıcak hava balonumu tamamladım. Evet, şimdi dönüştüratör bize ne yaptığını göstersene. Maket evler. Bu bizim sokak mı dönüştüratör? Dönüştüratör, tabağı ters olarak kullanmışsın. Sonra tuvalet kağıdı rulolarından güzel iki tane ev yapmışsın. Kartonlardan çatı. Sonra benim kullandığım yünden de çayır çimen yapmışsın. Ve çok güzel süslemiş oldun. Dönüştüratör, hatta pencereler çizmişsin üzerine ve çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet sevgili arkadaşım, bugün dönüştüratör ve ben birbirimize çok güzel süsler hazırladık. Sen de benim gibi bir sıcak hava balonu ya da dönüştüratör gibi ev maketi ya da bambaşka projeler yapabilirsin. Yaptıklarımı yeniden izlemek istersen sevgili arkadaşım trtçocuk.net.tr adresinden veya TRT Çocuk mobil video uygulamasından dilediğin zaman izleyebilirsin. Bir sonraki programa kadar hoşça kal ve yaptıklarını bizimle mutlaka paylaş. Oh,
veda ediyor. Bugün de geldik programın sonuna, ne yapsak diye düşündük çokça. Sen de öğren, şarkıyı söylersin ara sıra. Hop hop hop, popusu popusu, bugünlük veda ediyor bak.